Gaslighting videosunu hatırlıyorsun tabii ki. Gaslighting videosunun altına muhteşem yorumlar gelmiş. Evet, hani bayağı iyiydi onun altı trafik yoğundu. Evet, trafikte yoğundu. Bakış açısı da güzeldi. Bu gelen yorumların üzerine düzgün bir video açıkta hazırlık yaparak bence çekmek gerekiyor. Katılıyorum ee, evet. İnsanlar emek sarf etmişler, yeni kelime alternatifleri üretmişler, yorumlar getirmişler. Hani buna nasıl yaklaşılabilirle alakalı. Abartmadan söyleyeyim neredeyse bir 20'ye yakın iyi alternatif vardı. Yani böyle iyi çözümlenmiş alternatifler vardı bir ee, şeyde. Bu yeni dönemdeki kavramlaştırma hikayesini ya da kavramların tekrar ele alınma hikayesini gerçekten önemsiyorum. Çünkü bu çok eskiden taşıdığımız, ezbere bildiğimiz, nereden bildiğimizi bilmediğimiz kavramlarla Bugünkü problemleri çözmeye çalışıyoruz olmuyor yani hep kendi çevresinde dönen en sonunda şi konuyu şikayete bağlayan bir duruma dönüyoruz bir e, şeyde. Gaslighting bu konunun iyi başlıklarından bir tanesi bir karşı video çekelim. Yani alttaki yorumlara bakarak tamam e, bu sefer şey... vaadedi vaadedik çekelim. Yok yok orası biraz benim hazırlık yapmam gereken bölüm. O başlıkları o yorumlardaki şeyleri tek tek çıkartayım. Bir de kimsenin e, telif hakkına da girmeyelim yani. Evet, o teklifte e, bulunanın adıyla söyleyebilelim. Birkaç tane ilginç isim önerisi ben evet. de görmüştüm. Bilmem ne e, aydınlatma mı ne neden olmasın? seçerek yani... aydınlatma falan demiştik. <laughs> Güzeldi onlar bakalım. Kullanışlılık açısından gerçekten bize avantaj sağlayabilir. Evet. Bunun gibi bir kavramı daha beraber ele alalım istiyorum. Yani tekrar bir elden geçelim. Ne demek istiyordu? Eskiden ne demek istiyordu? Şimdi artık o kelimeye ya da o kavrama neden ihtiyacımız var? Nasıl anlarsak bizim için avantaja dönüşür kelimesi? Şu bizim Türkçede alçakgönüllülük diye tarif ettiğimiz mütevazi mütevazı doğrusu tevazı şey, zı evet. çünkü mütevazi deyince paralel mütevazı deyince alçakgönüllülük anlamına gelelim. Geçen gelen... gün böyle uzatılmayacak bir şeyi uzatmışım TDK polisleri hemen bastılar. Basarlar. <laughs> Sakın. Benim de çevremde Sakın. var birkaç tane. neydi Birinin baş harfi S <laughs> Dar darlıyorlar. Mesela seri denmiyormuş arkadaşlar seri. O iyi uzatılmıyormuş. Ben sürekli seri diyordum. Ben, ben de isterim. öyle ne hatalar var ya bir, bir tane iki tane diye örnekleyemem yani bu konuyla alakalı. Ben ben genel olarak konuyu duygusal anladığım demeye yürüyorum yani kelimelerin önemi olmadan. <laughs> Kelimeler önemli değil. Önemli olan gönüller bir olsun. Gönüller bir olsun. Şu mütevazı hikayesini, alçak gönüllülük hikayesini bu dönemdeki karşılığını tekrar elden geçirmek gerekiyor. Şöyle bir sorun var. Giriş yapmaya çalışayım konuyla alakalı. En azından bir bakış açısı geliştireyim. Kendi kabilelerimizden çıktık. Dünyada çok büyük kalabalıklar içerisinde, kentlerin içerisinde yaşıyoruz. Ve bunu Türkiye'de çok hızlı yaptık. Son 20 yılda kentleşme hızımız dev gibi yani. yani böyle büyük bir grafikle beraber hepimiz büyük kentlerin içine geldik. Büyük kentin içerisinde birey olarak var olabiliyorsun. Kabilendeki işlevlilik kentin içerisinde işe yaramıyor. Sen birey olarak güçlü olmak zorundasın. Bu da ister istemez narsistik gelişimleri destekliyor, pozisyonluyor. Yani sen birey olarak varsan eğer ister istemez, kendini ifade etmek zorundasın, kendini henüz tanımayan insanların hızlı tanıyacağı biçimde anlatmak zorundasın. İşte hatta mümkünse bunları abartmak, büyük görünmek, korunmak zorundasın gibi şeylerden kaynaklı. Hatta yani narsistik olabilmesi için de kendi öz değersizliğini başkalarını aşağılayarak <laughs> Bir şekilde onlara hayatı dar ederek ya da onları küçük görerek ifade etmek ee, işte yerine o... girmelisiniz. Yani bunlar da bu işin bozulduğu, deforme olduğu alanlara dönüşüyor şeydi Bu yüzden de farkında olmadan o iddialı, ukala, olduğundan daha büyük hacimlerle kendini ifade etmeye çalışan kadını, adamı biz e, makul görmeye başladık. Yani alıştık. Alıştık. Yani, bir, standartlarımızın içine girmeye başladı. Bu da bu hiçbir zaman tekil bir hamle olmuyor. Bu hamle başka şeyleri zincirleme etkiliyor. Bunun yancıl etkileri olarak da duygusal deformasyonlar, sosyal ilişkilerde bozulmalar, sürdürülemeyen ilişkiler, hemen yanında ponçik ponçik depresyonlar, ondan sonra <laughs> bipolar bozukluklar, bilmem ne falan gibi duygu durum yönetememe sorunlarını da yanında bir paket halinde getiriyor. O yüzden şu mütevazı bakış açısını, alçak gönüllü olmanın mantığını, kökünü, zamanında ne için kullanıldığını, şimdi nasıl kullanılabileceğini bir elden geçirelim diyorum. Sana da buradan pat diye servise atıyorum. Allah kabul etsin yani tevazu, ya benim mesela hayatımda çok duyduğum ama hayatımın çok sonrasında ilginç bir şekilde girmiş de bir kavram. Derslerimde sık anlatıyorum. Bu akış deneyim dediğimiz deneyimi yoğun yaşayan insanların ortak özelliklerini araştıran araştırmalarda en öne çıkan, son sırada zikredilse de en önemli olduğu söylenen, Mihail Çikizhan, Mihail'i ve Steven Kotler tarafından özellikle vurgulanan tevazu gibi bir özellik var mesela. Işte, tevazu ile akışa geçme arasında ilginç bir ilişki göstermişler. Ben oradan sonra bu işi tekrar düşünmeye başladım. Şimdi... Bizde mütevazı olmak, tevazu sahibi olmak, mahfiyet denen bir kültüre mensup olmak. Şey, bu şeydeki adı, e, tasavvuf kültüründeki adı. Mahfiyet yani kendinin yok olduğunun farkında olarak ona göre davranmak gibi falan bir hikaye. Duyardık yani etrafımızda da böyle davranan insanlar vardı ya da biz öyle zannediyorduk. Ya da bazı davranışlarımızı böyleymiş gibi yapmaya çalışıyorduk. Fake it until you make it prensibine göre. Fakat sonra e, biraz yaş ilerledikçe... Mütevazılık zannettiğimiz bazı şeylerin sünepelik demek olduğunu, kibir zannettiğimiz bazı şeylerin de aslında görüşünde ısrar ve bildiğinden emniyet yani bildiğinden emin olma hali olduğunu öğrendik zaman içerisinde. Dolayısıyla kavramlar biraz karıştı. Şimdi bu akış deneyimi denen bir insanın bir sürece bir işe kaptırıp kendini tamamen kaybedip son derece yaratıcı bir zihinsel duruma geçmesi ve kendini tamamen tam ve mutlu hissetmesi durumu tevazuyla nasıl alakalı olabilir diye baktığında Çiksen Mihail bunu şey diye açıklıyor. Tevazu sahibi insan öğreneceği çok şey olduğunun bilincinde olarak yeni deneyimlere kapısını kapatmaz. Adına cehalet dediğimiz o benim artık öğrenmeye ihtiyacım yok moduna geçmez de onun dışında algıları açık bir şekilde daha ne var öğrenebileceğim diye bakabildiği için gelişime devamlı teşnedir, gelişim yolundadır ve bu sayede dinamik gelişimini devam ettirebilir. Biz bunu genel alalım hani bizim kültürdeki ifadesiyle kemalat ya da ilerleme yolculuğundaki en önemli şeylerden bir tanesi, özelliklerden bir tanesi gibi. Ama yani mesela ben günlük hayatta zor yani tarifini ve tanımlamasını zor yapabildiğim bir şey olarak görüyorum. Şimdi tevazu sahibi olarak... Görünebilir herkes. Bir insanı tevazu sahibi olarak görebilirsin. Ama kriz durumlarına girmeden bence bu doğru teşhis edilebilir bir durum değil. Ben mesela tevazuyu gerçekten kriz anlarındaki insan davranışlarından görebildiğim çok durumu, yani tevazunun varlığını ya da yokluğunu fark edebildiğim durumlar biliyorum. Yani bir yerde kendisine hizmet eden işte garson gibi birisine ne tarz atar yaptı, bir kriz durumunda ona nasıl davrandı? Şefkatli merhametli mi oldu yoksa bir anda üsttenci ya da şikayetçi bir tavra mı büründüğü aslında bir insanın gerçekte özde kendisini dünyaya nasıl konumlandırdığını çok iyi gösteren bir şey. Ya da kendisinden öte diğer insanları nasıl konumlandırdığıyla ilgili. Şimdi bu bizim tevazu dediğimiz ya da Türkçe'de tam çevresiyle alçak gönüllü dediğimiz iş aslında kendini alçak bir yere konumlandırmak. Ama neye göre? Toplum düzeyine göre kendini daha aşağıda görmek. Aşağıda görmek kötü bir şey gibi gözükmekle beraber toplumun ortalama düzeyini verili bir nimet olarak kabul etmeyi ve o düzeyin kendisine ve üstüne çıkmayı aslında niyet olarak taşımayı ifade eden bir terim. Yani sen ölçü kriterini toplumdan verdin. Gibi. Yani mesela alçak gönüllü dediğimiz neye göre alçak gönüllü? Bana da bana da mesela şöyleymiş gibi geliyor. Bunu tart emin değilim tartışmak için soruyorum. Mesela toplumun düzeyiyle alakalı değil de benim elimdeymiş gibi görünen statülerin ya da bilgi birikiminin her neyse onun altında davranış gösterme. Yani ben para sahibi, mülk sahibi ya da bilgi sahibi ya, ya da, da profesör, profesör vesaire gibi pozisyonlarda olabilirim. Ama benle karşılaştığıda bir profesör gibi değil, bunun altında davranış ilişkilerimi öyle kurma, sanki o bilgileri o, o ülke o yapıya sahip değilmişim gibi davranmamış gibi geliyor. Ben ölçüyü kendimdeki birikmiş statüden çok güzel söyledin. Tam da düşündüm şimdi böyle kim var diye. Senin açılışta söylediğin hikaye hiç düşünmediğim bir çözüm sunuyor bana. Abi gerçek kent soylularda bunu görebiliyorsun. Mesela ben eskiden hakikaten hoca gibi hocalarla zaman geçirdim. Onların belki de son nesline biz muhatap olduk. Ve bu insanlar mesela gönül rahatlığıyla aralarında çok bilmiyorum diye bilen vardı. Bizimle beraber Altak ver Külah saatlerce konuşup bundan hiç yüksünmeyen, bunu vakit kaybı olarak görmeyenler vardı. Ama şimdi bir de böyle mesela inayetle hoca olmuş olanları, bir yere konmuş olanları görüyorsun. Belli makamlara ittirilerek gelmiş ya da paraşütle atılmış tipler görüyorsun. Mesela bu tipler mangalda kül bırakmıyorlar. Karşı tarafı hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Yani tam bir seçimli Bak Konuşmaya çok... başlarken bu kadar netleşmiyordu kafamda. Benim de şu anda puzzle'lar yerine oturuyor. Yani şeyde. genellikle abi benim işte bilgiye öykünmek dediğim bir takt taktik var kendi içimde. Ee, bu bilgiye öykünme dediğim taktik, ben öyle olmasam da muhayyile olarak taşıdığım, yani hayal ettiğim bilgi kişinin o tip durumlarda nasıl davranacağını, kendime örnek olarak almak için kullandığım bir taktik. Ve çok yerde işe yarıyor. Mesela kavga gürültü de iyi işe yarıyor. Yani burada mesela Hz. Muhammed olsa burada Gandalf olsa burada dedem olsa ne yapardı falan gibi. Dedem tam mütekam bir bilge bir karakter olmasa da gene hayatın içinden bir karakter olarak. Ona bakıyorsun ama şimdi bu taktiği yaparken tabii aklımda beliren imgelerin büyük bir kısmı İstiklal Caddesi'nde o sadece İstiklal Caddesi'nde takım elbisesini giyerek çıkan bir zaman bahseden o İstanbul Beyefendisi ya da hanımefendilerinin yaşadığı dönemde çok vakay adiyeden gördüğümüz bir insan modeli aslında. Bu insanlar hem saygılı ölçürler hem sınırlarını yerlerini çok iyi biliyorlar hem de mesela kabalığı tölere etmiyorlar. Yani kabalığa karşı öyle çok bir hoşgörüleri yok. Çünkü belli bir sosyal doku ve düzeni kendilerinin teşkil ettiği, kendilerinin katkı verdiği bir sosyal düzeni korumak gibi de bir sorumlulukları var. Şimdi böyle baktığında mesela bugünün toplumunda çözünen, dağılan en önemli hikayenin bu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten görgülü, bilgili ve varlıklı dediğimiz insanlar bu modele iyi oturan insanlar. Ve bu insanların hepsinin ortak özelliği çocukla çocuk olmak bu insanları küçültmez. Ya da mesela bir fukaranın yer sofrasına oturmak o insanlara onurlu bir davranış olarak geliyor. Ve bunda samimidirler yani bunu sahtesini yapmalarına gerek yoktur. Rahmetli Sakıp Sabancı'yı düşün mesela. ne kadar halktan ne kadar şey ama aynı zamanda Boğaz'daki yılların yarısı, yarısı onun ailesine ait mesela. Şimdi bu kafada baktığında servet sahibi olmak, yani zengin olmak tek başına, güç sahibi olmak, yakışıklı olmak, güzel olmak, bunlar insana bir yük yüklüyor. Ama sen eğer bunun alt kültürüne sahipsen, daha doğrusu üst kültürüne sahipsen, işte o köyden kente göçün, bir sürü köylü kentliler oluşturduğu bir ortamda bunun kültürü kayboluyor, bunun kültürü çözünüyor. Ortada daha çok senin resmini çizdiğin girişte. Lan biz nereye geldik? Benim burada bir yere tutulmam lazım. Alo ne oluyor falan telaşı içerisinde. Bayağı böyle bir hoyrat tipler türüyor. Köyden kente göçmenin getirdiği, o işte biz neredeyiz abi, nereye geldik, bir yere tutunmamız lazım endişesi içerisinde böyle çok hoyrat tipler türüyor. Ve bu hoyrat tiplerin görece sayısı çok arttığı için de öbür kültür biliyorsun yani yıkmak kolay, yapmak zor uzun sürede dokunmuş kültürel bir özellik ortadan kalkıyor. Şimdi bizim tevazu da kafa karışıklığı yaşamamızın sebebi örneğini görmeden tanımını yapmak zorunda kalıyoruz çoğu zaman. Yani biz mesela aşırı kibarlığı tevazu zannediyoruz. Halbuki teva böyle tevazu kibrin en akıllıca göstergelerinden bir tanesi olabiliyor. Her ortamda böyle benim sünepelik dediğim tarzda tevazu aslında ya bakın yani ne kadar mütevazı bir insan yani artık görüyorsunuz. Bu bir gösterge oluyor, bu vitrin unsuru oluyor ve gerçek anlamda bir fikrinin arkasında duramayan, hakkı yenenin hakkını savunma konusunda ısrarcı olamayan. E, tarif edilebilir hale getireceğim söylediklerini, hı. getirmeye çalışacağım, deneyeceğim. Galiba sermaye olarak elimize alabildiğimiz maddi ya da mali bilgi de olabilir, güzellik de olabilir, mülk de olabilir. Hı hı. Sermayenin toplumsal kimlikte bir etiket olarak var olmasını destekleme haline... Tevazu'nun karşısı zıttı, zıttı. Bunları, bunlara sahip olduğun halde bunu kimliğinde bir statü olarak pozisyonlamamayı bilmeye de tevazu diyoruz sanırım. Yani galiba, yani şey bir altın sikke bir sarayda da olsa çöplükte de olsa altın sikke, altın sikke. Yani bu onun bulunduğu yeri değiştirmiyor ama pirinçten bir kupayı saraya koysan altın zannedersin. Çöpe atsan kimse dönüp bakmaz. Ee, senin gibi. son söylediğin örnekteki e, bir detaya gönderme yapmak için söyledim. Mütevazılığı da alıp sen kimliğinde Heh. bir statü yaparsan Tabii. kibre dönüyor. Aynen öyle. Yani aynen çok öyle. çok alttan canım işte bilmem ne falan diye yapıyorsun. Davranışlarına baktığında çok bir tavazı görünüyor davranışların. Ama bunu kimliğinin bir etiketi yani hani buradaki bir biriktirilmiş bir rütbe olarak pozisyonladığın andan itibaren o artık kibre dönüyor. Mesela Bu... benim benim hayatımda tanıdığım en çemçük insanlardan bir tanesi tam tabiriyle. Odasına kim girerse gelsin küçük çocukta dahil ayağa kalkan, herkese hanım bey diye hitap eden. İğrenç bir herifti yani. Mesela ben ilk defa onda gördüm. Tevazu görünümlü vitrin süsünü. Yani Vallahi. o kadar <laughs> iğrenç ki arka planda herkesin böyle gayet hayatı Kim olduğunu sorayım ölmeye... Yok söylemem yani. Muhtemelen rahmetli olmuştur zaten. Gerek yok. Ee, Daha, o zaman, o zaman gerek falan arkasından konuşmayalım ama akademisyen unvanı taktığımız bahtsızlardan biriydi yani. Anladım. Yani orada mesela diyordum ki lan bir insan hem bu kadar mütevazi hem bu kadar tehlikeli nasıl olabiliyor? E yıllar sonra biraz psikoloji psikolojiden öğrenince baktık ki tevazu da bunun bir aracı olabiliyormuş Tevazu görünüm altındaki siniklik diyelim. Mesela olarak. sen konuşurken aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Biriyle karşılaştığımızda karşılaştığımız zihnimizde eğer sen ve senin türevlerinden tonlarca adam biliyorum duygusu kullanıyorsa mütevazı olamıyorsun. Tabii. Karşılaştığında gerçekten özünde şeyde kimle karşılaşırsan karşılar. Hangi statüye, hangi yaş grubu bilmem ne olursa olsun. Sen biriciksin ya da işte sen sen gerçekten senin tekil olduğunu, tek olduğunu biliyorum diyebildiğinde o zaman mütevazı bir sınır başlıyor. Evet yani gerçek tevazu orada yani evet. sen e, insanları etiketleme yetkisini kendinde görmüyorsan yerini biliyorsun. Yer, yerini yani? de biliyorsun. Hangi güce sahip olursan ol. Hangi bir patronsun işe alacaksın. E, i̇şe aldığın işte 10 bininci işçi de olabilir. Ben senden 10 bin tane gördüm dediğin andan itibaren tevazuyu kaybettin. Mesela ama... şey de var ya ben ırkçı değilim ama bu Arapları bir türlü sevemiyorum. <laughs> onu daha önce örnek vermiştik ya. Irkçının tanımı da bu zaten. zaten. Bir grubu sevmemek ırkçılık zaten. Yani onu öteki yapmak. Ama mesela bu bizim dilimize, gönlümüze, tarzımıza artık yerleşiyor biraz biraz. Kalabalık ve karmaşa içerisinde basitlik arıyoruz ya. O yüzden de bu etiketleme bize normal gelmeye başladı. Halbuki ayılın daniskası yani. Bir de yani daha da önemlisi kapitalizm bunu destekliyor. Tabii. Yani kapital bir sistemin içindeyken e, özünde şunu diyor ya yani sağındakini solundakine dirsekle bu siyasetçiler yapıyor ya yani onun yanında ben olacağım, bunun yanında ben olacağım. Gerçekten kapitalizm kişisel gelişimin büyük bir kısmı da böyle söyler arkadaşlar ve tehlikeli bulma nedenim Sağındakini solundakini seni tabiriyle çemçükle çemçükle ön tarafa doğru geç. E, bunu dediğin andan itibaren böyle olduğundan itibaren şey demek zorundasın. Ben mütevazilik mi lazım? En iyisi bende var. Title. Para, sermaye zaten görüyorsunuz var. Eğitim, oho bokunu çıkarttım var. İşte bilmem ne falan demek zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü onda yok diyeceksin. Bunu, bunların kendisi. Kendini sınırsız olarak ayrı bir yere şey koyacaksın. Bir de yani benim kültürümde benim öğrendiğim tarz tevazunun arka anlatılarından bir tanesi işte Yunus'un dediği kalemi tutan eli görmeyen yazıyı kalem yazıyor sanır. Şimdi burada bu bir edebi sanat olarak bizim kültürümüzde çok var özellikle dini konularda yazan birçok insan yazdıkları metinle ilgili ben yazmadım bana yazdırıldı ifadesini kullanır. Bizim bugünkü aklı kıt, gönlü dar, edebiyatı zayıf yani edebisiz arkadaşlarımız bunu bu kişilerin Tanrı'dan mesaj aldığını iddia ettiklerine yorarlar mesela. Halbuki o zaman o insanlar der ki biz yazamayız böyle bir şey. Mesela ben çoğu zaman konuşurken ve yazarken aynı şeyi hissederim. Benim gibi adamdan bunlar nasıl çıkabiliyor? Yani o, kendi kitabımı çok okurum ben. Dolayısıyla bu makul bir şey değil yani. Aklı olan bir insan bunu yazdığını iddia edemez. Bu kadar şeyi nasıl zihninde çevireceğim? Ben dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum yani. Ama böyle bir şeyin ortaya çıkabiliyor olması senden büyük bir sistemin arka planda çalışmasını işaret. Ateist olsan fark etmez. Arkada büyük sistem çalışıyor abi. İlla yani Allah yazdırdı demene gerek yok. Dolayısıyla bir insan eğer gerçekten üretimiyle, ortaya koyduğuyla, sebep olduğuyla mini varlığı arasındaki farkı görebilecek kadar zihni açılmışsa zaten tek şartı tevazudur. Yani başka bir şey iddia edemez ki onu. Mesela ben 10 tane kitap yazdım diye konuşuyor. Ya elinin tersiyle ağzının ortasında neyin ne yazdın sen? Yani beyninden parmağına sinir impulsu gitmese ne bok yiyeceksin? Yani o klavyenin tuşuna nasıl basacaksın? Bu aymazlıkla alakalı bir şey. Bu fikirlerin hepsi benden. Bunları ben derledim. Böyle bir aydınlanma yaşadım. Ey millet sizi de aydınlatacağım falan filan gibi hadsizlikler buradan devşiriliyor. Ama bizim mesela kültürde anlatılmış anlatılmış ne kadar geçtiyse bugün bize. Biz bunları mesela dilde anekdot olarak çok tekrarlıyoruz. Yunuslar, Mevlana'lar devamlı çenemizde. Ama gel sokakta ne kadar uygulandığına bak. Mesela işte daha dün yaptığımız bir konuşmada da örnek vermiştim. Yunuslar, Mevlana'lar denen bir ülkede adam bir arabasını yolun arkasında bırakıp gidememeliydi. Ama gidiyor. Çenede var, hayatta yok cinsellik ve din gibi işte diyorum ya hep. Hayatta <laughs> çalışmıyorsa yoksa... çeneye vurur yani. <laughs> tamam. Burada da aynı şey var. Mesela bir yerde tevazudan çok bahsediliyorsa, tevazu övülüyorsa, memleketi terk etmiş demektir yani. Bizde de o var. Ay çok mütevazi insan diye birisini böyle gösterdiğimiz zaman, tevazusundan dolayı birine hayran olduğumuz zaman ya da bir insana öyle hayran olunduğu zaman o kavramın altı bence boşalıyor demek. Çünkü tevazu öyle bir şey. Görünen bir şey değil tevazu. Yani bir etiket gibi pırpır gibi sırtında belinde taşıdığım bir şey değil. Tevazu bir hal ve hayatta kişinin kendisine bazı kapılar açan, insanın normal olması gereken bir insani vasıf. Ama biz o vasfı toplumsal bir etikete dönüştürüp, onu da satışını gerçekleştiriyoruz. İşte senin dediğin gibi etiket yapıp bir yerlere koyuyoruz. Ee, tarif etmek kadimden alıntılar yaparak tekrar etmek, onu kavramsal olarak işte çözümlemeye çalışmak falan bence bu halin oturmasına çok faydası olan bir şey değil. Ben sıklıkla, mesela geçen yıldan kaç günü hatırladığımı sık düşünürüm. Ee, i̇şte şimdiye kadar ne de başıma bunlar geldi muhasebesini çok fazla yapalım. Ulan derim önüme 50 sene daha koysalar ben bu 50 sene ne halt yiyeceğim diye. Bakın bu soruların çoğunun cevabı yok. Bilmiyorum. Bilmeyince de çok da şey yapmamak lazım diyerek, Hayatta daha rahat ve daha gevşek bir yaşama rutini oturtmaya çalışıyorum. Benim anladığım mesela yaşam karşısında tevazu en önemli tevazu. Bu yaşama bir şey dayatmak, ondan illa bir şey beklemek, dünya bana borçluymuş gibi davranmak falan ayılın daniskası. Halbuki yani ilk aldığın nefesi sen burada yokken almaya başladın. Zihnin burada değildin yani. Sistem senden çok önce çalışmaya başladı anne karnında. Bir şeyler senin için hazırlandı bu kadar hazırlığın hakkını ödeyebiliyor musun? Bence ona bakmak lazım. Seninle beraber bulduğumuz cümleydi şeyde. de yeni dünyanın jestiyon insanında. Kendinden daha çok dünyadan daha az bekle cümlesi. yani bu işte tevazu bu yani. Kendinden bekle ama dışarıdan bekleme. Çünkü dışarıdan beklediğin zaman sen burayı kendine boşlu kabul ediyorsun. Allah vermesin zor. Biz de tam böyle şey bu yeni gençler pek kaba miyirim falan diye yaşlara dönmeyelim ama Biraz da durum bu yani. Bu kelimenin yani birazcık daha kendini belli etti. Bu kelimeyi neden seçip gündem etmek istedim ya da en azından işte YouTube'un milyarlarca verilik yapısının içerisinde işte 10 binde birlik küçük bir yer kaplasın ya da 100 binde birlik. Bu dönemin sistemi bizi hepimizi mütevazı olmamızı engelleyecek şekilde destekliyor. Yani doğru olanın buymuş gibi gösteriyor halbuki bunu doğru doğru yapısıyla, doğru kavramıyla, doğru yaklaşımıyla baktığımızda rahat ettiğimiz bazen öyle olur ya bir, bir mekana gireriz. Orası bizim doğal olarak rahat ettiğimiz bir yer olduğunu fark ederiz. Bu kavram da aslında içinde rahat yani bunu anladığımızda burası rahat ettiğimiz yer. Buradan çıktığımızda çirkinleşiyoruz ya da kendimizi rahatsız hissediyoruz. O yüzden hasta oluyoruz ya da işte hem zihinsel hem duygusal hastalıklara kapılıyoruz. Bu burası içinde rahat edebileceğimiz bir kavram. Bunun için süpersonik bilgilere ihtiyacımız yok. Bu şey değil yani meditasyon yapacaksın sabahleyin kalkıp bilmem. her gün dört defa ben mütevazıyım diyeceksin. Ha, hiç böyle bir şeyleri kaldırmıyor yani hani şeyde hiç gerek yok. Zikir yani. çeker gibi tevazü, tevazü, tevazü. Sadece şuna ihtiyaç oluyor. Elindeki malzemeyi karşılaştığın insan için elindeki malzeme her ne olursa olsun. Yani şu basitlikte de olabilir. Lokantada sen müşterisin, karşılaştığın adam da garson. Senin elindeki malzeme ne? Ben müşteriyim, para vereceğim. Bu da dahil olmak üzere. Elindeki malzemeyi bir etiketi olarak kullanma. Yani bun, buna gerek yok. Karşındakine her seferi de hangi pozisyon, hangi statü olursa olsun karşındakine uygun insani koşullarda itina et, konsantre ol. Aslında özü bununla alakalı. Bak kıstas buldum. Aslında baştan beri konuştuğumuz şey şimdi zihnimde formül oldu. Tevazu durumsal bir şey değildir. Hayata yaygın bir şeydir. Yani sen restoranda garsona, iş yerinde çalışanına ya da patronuna bilmem ne tevazu olabilir ama evde çocuğuna tevazu sahibi değilsen mesela olmadı. Yani hayatın her alanını kapsayan bir hal ise bu çalışıyor demektir. Bu da bence çok önemli bir altın kriter. Ben e, çoğu zaman kendime birçok yerde iyi not vermediğim geçmiş çok anım var yani. Mesela çocuklarıma kaba davrandığım zamanlar oldu. Üstenci yaklaştım. Ben bilirim. Hayır. Çocuk senden iyi biliyor çoğu o zaman. O zaman sendeki tevazun tam olmadığını anlıyorsun. Tevazu hayata yaygın bir durum. Hep de işte bilgiye öykünme dediğim, çocuklarım yani çocuklarımda ben bunu ne zaman fark ettim? Dedemi hatırladığımda. Ben her bir şey sorduğumda önüme diz çöküp oturan adamı hatırladığım zaman ben bunu hiç yapamadığımı fark ettim. Yani en azından belli bir dönem kafam meşgulken. Gerçek tevazu oydu. Benimki gösteri tevazu. Yani sosyal alanda tevazu görüntüsü kolay abi. Onu hepimiz veririz ama eşine, çocuğuna apartmanın görevlisine, senden altta olanlara, yoksun ve yardıma muhtaç olanlara Nasıl yapıyoruz? Herkes bence kendi olur. Bu arada şey, tabii şimdi Sinan Canan bunu Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'de rahat görür. Ama kendinde zor görür. O yüzden hani buradan bu konuyla ilgili birilerinin sigara çekme ihtiyacı hissedenler önce kendilerinin sigara çekmelerini bir kez daha hatırlatıyorum. Ya hepimiz Esas burada hep hep böyle hep, hep kendimiz tamam. için konuşuyoruz. Bir tamam, tamam, şey. Bu arada verdiğin örnek çok güzel oldu. Bak eski insanlardan bu hikayeyi biliyorum. Kendi çocuklarıyla ilgili davranıyorken de kendi çocuklarının potansiyellerinin akışına yönelik davranırlardı. Hiç onu yapacağım bunu yapmayacağım değil. Daha çok bizim çocuğun potansiyeli böyle hani asıl burayı keşfetsin şuraya doğru aksın böyle olsun. Hani o zaten gidiyor gittiğini biliyor oradaki eylemin. Gidişine şöyle yön verebiliyor muyuz ya da şöyle yardımcı olabiliyor muyuz rehberlik edebiliyor muyuz? kültürü vardı davranışta. Sonra o zaman bu medya ve kapital geldi. baskısı yoktu o zaman işte. Yani herkes ne isterse aslında daha doğru olabiliyordu ama bugün seçenekler de çok, maalesef baskılar da fazla. Allah hepimize kolaylık versin. Dün yaptığım konuşmada bir şeyin SEO platformunun davetlisi olarak orada kısa bir konuşma yapmıştım. Orada da böyle kadim değerleri bugüne aktarmak konusunda bir telaş var ya. Yani bunu nasıl yapabiliriz falan gibi. Daha önce işte ima muhabbetinde de konuştuğumuz o 6T prensibi var ya senede de muhabbetini yapmıştık. Bir şeyi geçmişten miras alabilmek için yani kendin yapabilmek için önce ona sahip çıkman, sonra onu hayatında temsil etmen, sonra onu bugünün diline dönüştürebilmen, sonra yeni bir çözüm üretmen ve onu anlatabiliyor olman falan gerekiyor. Yani sadece lafı tekrarlamakla bu iş olmuyor. Yani o kültürü alıp kendine mal edip dönüştürüp yaşama sokmak gibi bir sorumluluğumuz var. İnşallah beceririz. Zor bir iş. Son 5 yıldır bu konuya şöyle konsantre oluyorum. Önce çıplak bir şekilde sorunu soruya dönüştür. Yani buradan başlamazsan bu süreç yürümüyor. Önce soruyu bul yani problem ne? Şikayet çünkü sorun dedim şikayete dönüşüyor ama soruya dönüştür. Soruya değil. dönüştür. Yani hani burada bu neden böyle oluyor? Bu nasıl böyle oluyor? Buna böyle bunun böyle olmasına sebep olan nedenler ne gibi onu düzgün bir şekilde soruya dönüştür. Ama bu şey gibi değil. Bu nasıl bana böyle der ya? Bu soru değil. <laughs> değil yok. Bu şikayet, yok, yok. Düzgün düzgün soru. Yani problemin kendisini karmaşık duygu, zihin sorunları, bilmemlerin içerisindeki bir kokteyl olarak ele alma problemin kendisini gerçekten birbirlerinden analiz edebileceğim, parçalarını ayırabileceğim, bir matematikle tarif edebilir duruma gel. Bu sorunu tarif ettiğinde, yani geçen bir önceki programda emeklilikle alakalı konuştuğumuzda aslında yine yapmaya çalıştığım o. Şimdi i̇şte emeklilik başlığı altında biz bir yumak sorunla uğraşıyoruz. O zaman bunu biraz ayrıştırmak gerekiyor. Yani onun bir matematiğine bakmak gerekiyor. İçteki ihtiyaçları çözünürlüğü arttıracak. Evet, yani asıl sorun ne? Asıl hangi problemi yaşıyorsun falan. Bu sorunu kendisini gördüğünde aslında bizim arka tarafta dev bir alet sepetimiz var. Şimdi bugün yaptığımda tevazu ile alakalı üzerine düşündüğüm konuda onunla alakalı güzel bir alet bu. Yani elimizde İngiliz anahtarı var, boru açmaya çalışıyoruz. Neyle açacağız, neyle açacağız uğraşıyoruz. Halbuki lan, var anahtar işte. E şimdi buradaki çektiğimiz bu problem sepetine karşılık tevazuyla bakıyor olma hali muhteşem bir çözüm üretiyor bunu kaybettiğimiz ya da oradaki alanı kaybettiğimiz için buradaki sorun yumağı daha büyüyor falan. Hani ben Her de şey hayat çözünürlüğü ya. Da bu arada boru atacağız dedim de geçen gün bir YouTube videosu izledim. Abi iki tane kerpetenle herifin kıramadığı kilit yok ya kendimi çok güvensiz hissettim Valla kilit kırma yöntemleri anlatıyor herif. Her türlü kilit canlı okudu yani. Açılmayan kilit yok ona göre Allah'a emanet valla. Çok zor.